Herkese merhaba, Gitar Teknikleri.com'a hoş geldiniz. Eminim şu an birçoğunuz merak ediyordur. Bu yerdeki ekipmanlar nedir? Japon yapıştırıcısı var, yara bandı var, kapı var, tel sarıcı var. Birçoğunuz da belki tahmin edebiliyordur bunların ne amaçla kullanıldığını. Bu görmüş olduğunuz ekipmanlar bir gitaristin sahne alan veya sahneye çıkacak olan bir gitaristin yanında bulundurması gereken teknik ekipmanlardan bazıları ve bazıları gerçekten çok hayati değer taşıyor. Şöyle bahsetmek gerekirse neler var? Kablolarımız var, işte tel sarıcımız var, yara bandımız var ve şu an görmüş olduğunuz gibi gözüken bütün ekipmanlar. Hepsinden tek tek bahsedeceğim. Sizlere bu videoyu yapmak için bu bilgiyi nereden edindim? Bir tane dergiden edindim, yabancı bir dergiden. Bir gitaristin daha iyi nasıl bu işi yapabileceğine dair püf noktaları veriyordu. Onlar da bu şekilde dizmişti yerde. Tabii onlar fotoğraflamış bu işi ve yanlarında bütün açıklamalarını yapmış. Ben de şimdi size oradan kopya çekerek bunları anlatacağım neler olduğunu. Şöyle sağ taraftan başlayalım. Benim olduğum yerden. Tabii bu arada videonun üstüne arada gölgem gelecek arkadaşlar ama o konuda da sizden müsamaha istiyorum. O kadar olacak. Bakalım neler var. Telimiz var, yedek telimiz var. Tabii ki unutmamız gereken en önemli şey sahneye çıktığımızda her an bir tel sorunu yaşayabileceğimizdir. Bazen bir, bazen iki tane telimiz birden kopabilir. Özellikle sert tuş eli çalan arkadaşlar için oldukça önemlidir. Ben buraya 9 ve 10 numara tavsiye edilen bu makalede ki tel markalarından koydum. 9 numarada Elixir marka telimiz var ve 10 numarada da Ernie Ball bir tel markası koydum. Şöyle devam edelim gene sağ taraftan aşağıya doğru. Yedek penalarımız mutlaka bir gitaristin cebinde 5 tane pena bulundurması gerekiyor. Şöyle 9 voltluk pilimiz var. Buraya bir tane koydum ama bu birden fazla olabilir. Özellikle pedal board kullanan arkadaşlar tabii ki bazen kablolarla artı güç üniteleriyle destekliyor ama farz edin ki güç ünitenize bir zarar geldi. Tabii ki bu yaşamanızı istediğim en son şey olur. O yüzden birden fazla 3-4 tane yanınızda kullandığınız pedal sayısı kadar aslında pil bulundurmanız çok daha sağlıklı olur. Yara bandı teliniz koptuğunda bazen tel değiştirirken aceleden parmağınıza batabilir o telin ucu. Çünkü çok ince bir şeydir. Çok az canınızı acıtır belki, çok ciddi bir şey yapmaz ama en azından mikrop kapmaması için parmağınızı sarıp tekrar yola devam edebilirsiniz. Kapo, bir gitaristin mutlaka bulundurması gereken gitar kılıfının ön gözünde kapo her zaman gereklidir. Gene aynı şekilde slide da bunlardan bir tanesidir. Tel sarıcı daha hızlı bu işi pratik ve hızlı yapmak için tel sarıcıya mutlaka ihtiyaç vardır. Çünkü elinize sarmak hem parmağınızı ağrıtır hem de çok ciddi bir zaman kaybı yaratır. Bu konuda tel sarıcı bu işi çok daha hızlı ve pratik bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Japon yapıştırıcısı var. Sorabilirsiniz. Neden Japon yapıştırıcısına ihtiyaç olabilir ki? Pedalınızın ne bileyim potansı çıkabilir. Amfinizin potansı düşebilir. Belki taşımanızdan dolayı. Onu pratik ve hızlı bir biçimde yerine tekrar tutturmak için en iyi şey Japon yapıştırıcısıdır diye düşünüyorum. Ben tabii ki farklı uygulamalarda olabilir bunun için. Şöyle bir tane keski aletimiz var. Gene telinizin ucunu kesmek için farz edin ki veya bir Floyd Rose sistemli gitar kullanıyorsanız topuzu kesmek için kullanabileceğiniz güzel bir çözüm olabilir. Oradaki sallanan teli ucundan tek hareketle almanızı sağlıyor. Şöyle İsveç çakısına benzeyen bende Ibanez'in bir tane Allian seti veya işte tornavida olan bir ekipmanı var. Bu tabi Ibanez'in Prestige serisi ürünlerinde daha çok kullanılıyor ama uçlarındaki tornavida olsun, şuradaki Allian ve düz tornavida olsun birçok şeye uyabiliyor. Gitarın bu tür vidaları küçük olduğu için veya buna benzer farklı bir ekipman da taşıyabilirsiniz. Özellikle de Floyd Rose sistemli gitar kullanan arkadaşların mutlaka böyle bir şey yanında bulundurması gerekiyor. Bir tane temizleyicimiz var. Bu nedir? Instant Cleaner. Bazen nemden dolayı gitar potansınızda cızırdamalar olabiliyor switchlerde özellikle. Tek harekette bu hiçbir şekilde elektronik kısma zarar vermeyendir. Ben kendim de kullanıyorum bundan. Sıkıp bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Şöyle gene devam edelim. Yedek askı mutlaka olması gerekiyor. Çünkü askılara her zaman güven olmuyor. Bir anda kopabilir. Bir sıkıntı olabilir. Bunu da yanınızda bulundurmanız oldukça sağlıklı. Havya yani bizim bildiğimiz lehim yapmaya yarayan alet.
gitarınızın veya kablonuzun, yedek kablonuz yoksa yanınızdaki yedek jack kablosu mutlaka 2-3 tane yanınızda bulundurun ve bunların kalitelerini seçin. Ben size buraya örnek bir tane koydum burada anlatabilmek için. Havye ile genellikle gitar tabii jack kablonuz yoksa yanınızda yedek uçlarını lehim yapabilirsiniz. Çünkü çok hassastır ve bu tür kopmalar olabiliyor. Ama onun haricinde gitarınızın elektrik kısmında bir sıkıntı olduğunda, çünkü bir anda ortaya çıkabiliyor bu tür sorunlar zaman içerisinde kullanımdan dolayı. Ve eğer bilmiyorsanız da lehim yapmayı mutlaka öğrenmelisiniz. Havya ve yanındaki lehim kablosu. Çoklu priz. Bu neden gerekli? Çünkü her zaman gittiğiniz ortamlarda çok iyi prizlerle karşılaşmazsınız. Genellikle uçları işte genişlemiştir veya çok sağlıklı bazı bir iki tanesi çalışmaz. Kendinizin bu şekil çok iyi bir çoklu priz olması her zaman iyidir. Uçları az kullanılmış çünkü sadece siz kullanıyorsunuz ve sizin de kullanımınıza bağlı olarak daha az deforme olabiliyor üstünde. Ve kablosu da uzun olması benim tercihimdir. Çünkü gittiğiniz yerlerde bazen prizler uzaklarda olabiliyor. Sahnenin yanlarına genel olarak koymayabiliyorlar. O yüzden bunu kullanmanız iyidir. Power kablosu amfi kullanan arkadaşların mutlaka yanında yedek olarak bir tane bulundurması gereklidir. Onun yanında ne var? Gaffer bant var. Bu aslında biraz önemli. Neden önemli? Çünkü sahnede kablo kalabalığı oluyor ve o yüzden bunu kullanmak, bu kalabalığı ortadan kaldırmak ve gizlemek için çok önemlidir. Hem kimse takılmamış olur, hem de siz de takılmamış olursunuz ve en azından çok daha şık duruyor. Bu gaffer bant çok güçlü bir banttır. Şöyle açayım size göstereyim. Açarken bile zorluk yaşayabiliyorsunuz. Düzgün kesildiği zaman veya bir falçata makas yardımıyla bunu çok rahat kullanabilirsiniz. Bugün bütün televizyon sektöründe, film sektöründe kullanılan bir bant diyebilirim. Bu tür kablolama işlemlerinde gizlemek için kullanılan bir banttır. Hırdavatçılarda, nalburlarda vesaire gibi yerlerde bulabilirsiniz. XLR kablosu. Bu makalede arkadaşlar XLR kablosundan bahsedilmiyordu. Ama ben düşündüm ki hem gitar çalıp hem vokal yapan arkadaşlar var. Ve bu vokal için XLR kablosu da oldukça önemlidir, iki ucu XLR olan. Çünkü onda da sıkıntı yaşayabilirsiniz. Neticede kablo ve uçlarında çok ince lehimler tutuyor. O yüzden sıkıntı yaşamamanız için pratik ve hızlı bir şekilde kablonuzu değiştirebilirsiniz. Pedal ara kablosu. Bu da gene birden fazla yanınızda bulundurulması gereken ekipmanlardan bir tanesi. Şöyle devam edelim. Bu tarafa doğru geldiğimizde artık olayın dijital kısmına geldik. Şöyle ben de gölge yapmayayım ürünlerin üstünde. Neler var burada? Boss'un T-Uç kromatik pedalı var. Pedal tünörü var. Mutlaka bence setup'ınızda herkesin mutlaka olması gereken bir şey. Özellikle yer sistemlerinde kullanan, ki biz de her videomuzda fark etmişsinizdir, böyle bir ürün var. Tabii ben illa Boss alın veya herhangi başka bir şey alın demem. Piyasada birçok farklı marka var. Ben burada örnek size bir tane koydum. Şu an çok tercih edilen bir ürün. Line 6 Pocket Pad var. Bu nedir? Farz edin ki amfinizde bir sıkıntı oldu. Çalışmıyor. Tabii bu da gene yaşamanızı istediğim en son şeylerden bir tanesi. Bu ürün ile şöyle göstereyim size arkadaşlar. Amfi simülasyonu olarak kullanabiliyorsunuz. Yani kabin simülatörü olarak doğrudan bundan geçirerek gitarınızı PA sisteme gönderebilirsiniz. Geçici bir çözümdür ama mutlaka yanınızda olması gerekiyor. Onun haricinde iki tane aynı işlevi gören ürün var. Bunlardan bir tanesi Digitech ve Zoom. Pedal board'unuzu bunların içindeki efektlerle birlikte destekleyerek kullanabilirsiniz. Makalede bundan da bahsediliyordu. Ve hiç buraya şu an sığdıramadım ve olmazsa olmaz en önemli şey ikinci gitar. Bana sorabilirsiniz, ya o kadar kolay değil işte, biz bir gitar almakta bazen zorlanıyoruz ama ikinci gitarı nasıl bulacağız? Umarım hepinizin birden fazla sayısız gitarı olsun. Bunu da canı gönülden istiyorum ama sahneye çıkarken çok belki spesifik bir olay yaşayabilirsiniz. Hiç bunları da istemem. Ama ikinci gitarın olması her zaman iyidir. Veya şöyle bir şey var. Farklı tarzlar için, farklı müzik karakterleri yapmak için, daha profesyonelce bu işe yaklaşmak için. Mesela bir humbucker'lı gitar, bir Telecaster tadında, bir Strat tadında gitarlarınız olabilir. Tabii bu işler Türkiye'de biraz pahalı, bütçe meselesi, müzik durumuna da biraz bakış açısıyla alakalı. Yavaş yavaş sizlerle beraber bu Türkiye'deki kaliteyi, sizlerin bakış açısını biz de ilerletmeye çalışıyoruz. Kendimiz de sürekli yeni bir şeyler öğreniyoruz. Onun haricinde anlatmadığım burada olması gereken başka bir şey yok.
Ufak tefek kablolar vardı ama onlara çok da gerek yoktu burada. Çok kullanım alanı olmayan şeyler. Umarım bilgilenmişsinizdir. Ben hepinizin bu işi çok daha iyi yapmasını istiyorum. Elimden geldiğince size mutlaka yardımcı olmaya çalışacağım. Şu an biraz nefes nefese kaldım. Tabii bu ekipmanlar yerdeydi. Şöyle bir kumaşın üstüne dizdim. Eğildim kalktım birazcık da yoruldum. Sürçülisan ettiysek affolsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.